بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز المستضيفات، محمد لي، محترم ضم الناس، عزيز جماعة المسلمين. Juda tabarruk bo'lgan bir oyni boshlanish munosabati. Rasulimiz alayhissalotu vassalam tavofiq topgan oyni avvalidan u zotni xotira qilib, u zot haqida suhbatlashishlik va suhbatni boshlanish muqaddimasida yuz ko'rishtirgan Allohga shukronalar aytaman. Judayam yaxshi an'ana yo'lga qo'yilgan bu oyni juda ko'pchilik hozirga qadar aqlga, diniy idoramizga
degan savollarim. Haligacha bu oila faqat bilan dasturxon ustida ziyofat va o'tkazishlari degan tasavvurda bo'lishlik juda ham xijolatli tasavvur. Odamlarimiz to'g'ri tushunishlar. Bu oyda nimalar qilsak maqsadga muvofiq ekanligini o'rgatish maqsadida mana shu debatlarga bir suhbatlarni tashkil qilingan ekan. Men shaxsan o'zimning nomimdan barcha ustozlarimizga, nomzodlarimizga nomidan ushbu majlisning imom xatiblari, muhtaram ustozlarimizga, iltifotjon ustozlarimizga, o'g'lanlar atrofidagi noiblar va barcha bugungi mana shu suhbatga o'zlarining hissalarini qo'shib turgan azizlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Alloh haqqasi va jalla bu qilingan yaxshi ishlar bilan yana bardavomlik berib, albatta o'zlarining ajrini topadi. Bu an'anani boshlab kelgan marhum ustozimiz hammamiz uchun doimo qalbimizdan joy olgan Sheyx Muhammad Muhammad Yusuf hazratlari ko'p gapirganlar. Ayni mana shunday oylarda Rasulimiz alayhissalotu vassalomni tanitishlikka, o'z zotini o'rgatishlikka bag'ishlashlikka ko'p ta'lim berganlar. Inshaalloh bugungi mana shu boshlab kelgan an'analari unga berilajak savoblardan ham marhum ustozini Alloh o'zi rahmat qilsin. Azizler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hatıra kılış, bu zatın haklarına salavat ekliş, bu zatın hayatlarını organiş. Ben ümmetimden degen hakkı mu'nun Müslümanın kalbinden ilk türden joy olgan bir ilim ve ünge bo'lgan muhabbet ve birleş bo'lishadi. Kerim bana Mahmut Ağa'yı boşlangan olsa, bugundan suhbatlar qilinar ekan. Men muqaddima uchun keldim. Bundan keyin mana bir qancha ustozlar, yana qancha-qancha ham ustozlarimiz bor. Bir ikkinchi juda ajib suhbatlar bo'ladi. Mana shundan oldin o'tirganlar hammamiz bir-birimizni imtihon qilish uchun emas. Uyda ham bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin. O'zimizni o'zimiz imtihon qilaylikchi. Hammamiz qalbimizga qarab savol berishimiz kerak. O'zimiz bilan vijdonimizni o'rtaga qo'yib, men Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarini qay darajada taniyman degan savolni berish kerak. Qanchalik darajada taniyamiz? Ko'z oldingizga bu zotni keltira olasizmi? Xuddi o'zingizni ajdodlaringizni hikoyalarini aytib berganidek. Agar hozir so'rasak, 7-3 ta hammasini aytib beradi. Onam kim, onamni otasi kim, bobom kim, nimalar bo'lgan, qanday bo'lgan hammasini aytib bera oladi. Kimdir aytaylik, judayam sport ishqibozi bo'lsa o'zini o'sha muxlis bo'lgan o'yinchisini ham tarixini hammasini chiroyli qilib aytib berishi kerak. Xulos. Lekin ummat o'laroq Rasulimiz alayhissalotu vassalomning ummatligini davom qilayotgan biz qay darajada bilamiz? Mana shu savol bir-birimizga bermaylik azizlar. İmtihan etmeyin, gelin. Uzunuzun imanınız var. Vicdanınızın ortaya koyun imtihan etmeyin. Kayda ve de temiz. Uzak, kaçan tuğul derer, dayıbı tuğul derer. Bakaları kim, bakaları mı, ataları kim, anaları kim? Kaçan peygamberlik, risalet yukarıldı. Neçiyi Kur'an nazır oldu. Kancı Mekke'de yaşadılar, kancı Medine'de yaşadılar. Kancı zahmet cefaları çektiler. Men ummat bo'lib bu zotni qay darajada taniyman ekanligim o'sha savollarni beraylikda agar o'zimiz aytganimizdek o'sha ajdodimizdek taniy olmasak qalbimizdan yig'lashimiz kerak. Qanday ummat bo'ldim? Qanday ummat bo'ldimki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarini tanimasak? Mana shu tanib olishlik imkoniyatini bugun masjidimiz hay'ati ustozlar siz azizlarga judayam katta imkoniyatni beryapti. Mana to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvlar berilyapti. Bundan tashqari kitoblar bo'lsa qancha chiqadi? Hazratni o'zlari yozgan kitoblar yoki boshqa ustozlar yozgan kitoblar. Siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanisiz degan nom ostida ham kitoblar chiqadi ustozlar. Qancha kitoblar chiqdi? Alhamdulillah. Lekin o'shini qay darajada bilishligimizni o'zimiz futbolga sarf hisobini qilib olishimiz kerak.
Biz judayam g'aflatda ekanmiz-da. Judayam g'aflatdamiz aslida. Bundan bir necha yil muqaddam hajga borganimizda Alloh rahmat qilsin, marhum Alvar Qorakiya bilan birga haj qilgan edik. Shunda Madinaga munosabatda biz shu kuni Nabaviyda namoz o'qib bo'lgandan keyin zikr qilib o'tirib qoldik. Alvar Qorakiya bor, man bilib o'tiribman, Abdulhakim Qorakiya bilan jo'ramiz o'tirib o'sha yerda birga o'tirdik. Bir payt judayam chiroyli bir nuroniy bir odam zoldan kelib qoldi, boshida salla, yonida hamrohlar bilan. Judayam chiroyli, juda mo'ysafid odam ekan. Qarab turdikda shu joyda turib bir-birlarimiz bilan tortishib qoldik. Bu kelayotgan odam o'zbek bo'lsa kerak dedilar Anvar Qorakiya. Shunday ko'rdilarki, bu odam o'zbek. Yana yonimizda turgan Sherif Qorakiya aytdilarki, yo'q, bu kishi o'zbek emas, u shomlik bo'lsa kerak, suriyalikka o'xshayapti, qurilishimizga o'xshaydi. Xullas shunaqa tortishuvdan keyin Qorakiya aytdilar, oldiga borib so'rab qo'yaylik, kim bo'lsa ham ziyorat qila olamiz. Oldiga bordik, assalomu alaykum hojilardan dedilar, va alaykum assalom, yaxshimisiz deb so'rashdilar. Bildikki, o'zbek ekan, vatandosh ekan. Qorakiya, Alloh rahmat qilsin, bilasizlar, juda ham xush muomala, xush surat, yaxshi diplomatik bo'lib topyapsiz. Haligi hoji dadamdan so'rashdilardan, asli qayerligini so'radilar, asli Surxondaryodan ekanliklari, Hijratga chiqib, o'sha inqilob davrida go'dagi mahalda ketganliklari, Afg'oniston, Pokiston orqali oxiri mana shu Madinaga munavvarada o'rin topganligini gapirib berdilar. Vatanni yaxshi ko'rishliklari, Buxoroni yaxshi ko'rishliklari, yurtini sog'inganliklarini aytib, ko'ziga yosh oldi. Qorakiya aytdilarki, mustaqil bo'ldik, yo'llar ochildi, bormaysizmi ta'sir dedi. Mana endi ochib o'tgan nuqta mana shu joyda. Kelsa bo'ladi, lekin shunda o'sha odam aytganda, mana umrimni oxirigacha qachon hajga umra safariga borsam, qalbimni tubidan joy oldi. Ali Otaxon aytdilarki, borgim keladi, sog'indim vatanni. Lekin bilasizmi, men mana shu Madinaga kelganimda o'zimni oldimga qasd qilgandimki, har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom beraman, salovat aytaman kerak. Biror marta 30 yildan ortiq bo'ldiki, men Madinadan chiqib ketmaganman, biror joyga. Agar biror marta kelolmay qolsam, vaqtlar topolmaydim, o'zi ozginagina umrim bor ekan, har kuni besh mahal shu yerga kelib, namoz o'qib, uzoqga salovat berib chiqaman. Shuning uchun boshqa joyga borolmayman deb yig'ladik. Biz ham yig'ladik. 4 kun bina boramiz ekan Madinada, lekin shu darajada foydalanolmaymiz ekan. Necha yil yashayotgan bo'lsa, shu besh mahal namozni salomni ehtiyotini qilib boshqa joyga chiqmayapti. Biz hammasizlar bugun bu umr g'animat ekanligini hammamiz ko'rib turibmiz. Hayot g'animat. Rasulimiz alayhi salatu vassalamning ummatligini da'vo qilar ekanmiz, u zotga ertaga yuz ko'rishligimiz bor. Qay darajada tanib qoldilariga boryapmiz, qay darajada sevib qoldilariga boryapmiz, qay darajada u zotning sunnatlarini hayotga tatbiq qilib boryapmiz. Mana bu narsani bugun so'roq savollar qilishimiz kerak. Man judayam ko'p mavizalarda Rasulimiz alayhi salatu vassalamning sevish haqida ko'p gapirganman, ustozlarimizdan ko'p gapiradi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning sevishlik hatto o'sha iymonning mukammalligi ekanligi to'g'risidagi hadislarni qayta-qayta aytganman. Rasulimiz alayhi salatu vassalamni qanchalik darajada sevishdan oldin ruxsat beringlar. U zot bizlarni qanchalik sevganini avvalo eslamadi. Endi keyin u zot nima uchun sevishligimizni tushunamiz. Nima uchun sevishimiz kerak? Nima uchun muhabbat qilishimiz kerak? Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Estaizu billah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum, harisun 'alaykum bil mu'minin wa rauful rahim." Sura Taha 28-chi oyatda Alloh azza va jalla bizga marhamat qilib aytadiki, va taqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan mashaqqat chekkaningiz uning uchun og'ir bo'lgan. Siz saodatga yetishingizga tashna, mo'minlarga mushfiq,
Mihriban Rasul keldi deb Alloh aytyapti. Alloh payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bizga ta'lim beryapti. Bizlarni mashaqqat chekkanimizni u zotga og'ir bo'lishlik, ummatini mashaqqat chekishlikni qabul qila olmasligini aytyapti. Bizlarni saodatga yetishishimizga o'zlari tashna bo'lib turgan mo'minlarga mushrik mehribon bo'lgan zot ekanligini aytyapti. Biz Rasulimiz alayhissalotu vasallamni bizni qanchalik sevishlik tasavvur qilolmaymiz. Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda yaxshi kayfiyatda bo'lib qoldi. Kayfiyatlari judayam chiroyli, o'tirib shunday kulib o'tirgan holatda, odatda bunaqa paytda hammamiz bemalol kayfiyatdan foydalanamiz. Agar aytaylik, uyda otamiz, ustozimiz juda kayfiyati yaxshi bo'lsa, bir narsa so'rab olamiz. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mashhadan juda chiroyli kayfiyatda bo'lib qoldi. Man ham uzoqdan bir narsa so'radim dedi. Sahobalar bizni vaqtdan chiroyli foydalandi. Biz bunaqa narsada darhol nima so'raydi, dunyo so'raymizda. Otamiz agar suv kaytida turgan bo'lsa, anchadan beri oyingizga aytgan narsani so'rab olamiz. Yoki bor rahbarimizni kaytida o'zimiz shaxsiy narsani uchun foydalanib qolamiz. Nimadir quvonaymiz. Oysha onamiz nima so'radi? Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib, mana haqqimga duo qilinglar. Duo so'radi. O'zlari aytdilar, men o'z Allohning oldiga borib, "Qulloh ali, men uchun duo qiling ya Rasululloh" deb aytdim. Shunda o'zot menga duo qildilar. Allohumma ighfirli, Allohumma ighfirli Aisha, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma asrat wa ma a'lana dedi. Ya'ni uzoq Rasulimiz alayhissalotu vasallam Oyisha onamiz haqlarida duo qilib, Alloh taolo Oyishani avvalgi va keyingi gunohlaridan hammasini o'zing kechirgin va u bilib bilmasdan qilgan sir qilgan gunohlarni, ochiq qilgan gunohlarni ham kechirgin degan ma'noda duo qildilar. Oyisha onamiz aytadilarki, mana shu holatdan shunday bir xursand bo'lib kuldilarki, hatto boshlaridan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni sonlariga qo'yib oldilar. Kulib xursand bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Oyisha onamizga qarab, xursand bo'ldingmi duoyingizdan? Duodan xursand bo'ldingmi Oyisha? Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, qanday qilib bu duodan xursand bo'ldingiz? Qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan duodan xursand bo'lmaydi dedilar. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilar, vallohi dedilar, Allohga qasam ichib aytyaptilar, aslida qasam bir so'zni yanada tasdiqlash uchun ishlatiladi o'zi. Agar biror narsaga bir narsani gapirmoqchi bo'lsangiz, qasam ichsangiz, demak bunga hech qanaqa shubha yo'q. Chunki biz gapimizda gumon bo'lishi tabiiy, ishonmaslik mumkin biror narsamiz gapimizga, qasam ichib ish mumkin. Lekin o'ylab ko'ringki, Rasulimiz alayhissalotu vasallamni biror gaplarda gumon bo'lishi mumkinmi? Aslo emas. Lekin shunday bo'lsa ham uzoqdan qasam bilan aytyaptilar. Demak, bu aytayotgan gaplar juda muhim ekanligi va qalbimizni titratib yuborish kerak degan dalolatidir. Uzoq aytdilar, vallohi dedilar, Allohga qasam ichib aytamanki, mana shu duoni har namozda va qilmatim uchun siz uchunlar uchun, ummati uchun har namozda mashhur odamlar ekanlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qasam bilan aytyaptilar. Shunday zotni sevmagan yurakni nima qilish kerakasizlar? Siz o'zingiz ba'zan boshqalar uchun duo qila olasizmi? Mana shu o'ylab ko'ring. Duo qilganimizda o'zimiz birinchi navbatda bo'lamiz. O'zimiz uchun duo qilamiz. Farzandlarimiz uchun duo qilamiz. Juda erkinchi birodarimiz qarindosh. Lekin ummat uchun besh mahal mana shu namozni qilishliklari, duoni qilishliklariga qasamlar aytyaptilar. Qanchalik darajada ummatlarni sevganlar. Bilasizki, mashhur hadis bor. Uzun hadis bor. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qiyomatda
ümmetlerin şefaatle şehit ettiler. İmam Buhari'de, Sahih Buhari'de gelen bu hadis, uzun hadis, adamlar kıyamette cüde kıyı ahval kapalıyandaki bir hıvaya çizler vardır. Adem Aleyhisselam'ı vardırlar, başka peygamberleri vardırlar, bu peygamberle vardırlar, ahir İsa Aleyhisselam'ı kadar gelirler, ve Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam diye karşılık getirirler. Bana şu manadaki hadis başlıyor. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar başlarını secdeye koyup, ümmet üçün yerler var eder. Hadiste dedi ki, ya Muhammed, irfa baksaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını yüzüne koyayım dedik. Ne bana fahresini düşünün geldi. Başını yüzüne koyayım. Ümmetlerinizin şefaat dedi. Şubbeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben şu halette başını koyarım, فَأَقُولَ اُمَّتِ يَا رَقِيمِ اَيْكُمْ اللّٰهَمْ رَبِّمْ اُمَّتَمْ اِسْوَلِينَ Allah kıyamet dehşetli türkende olanlar Allah heykette ey Muhammed başımızı kudarın ne mi ahlasız dediğin ne soruyu istediğinlerdi ben Allah'ın ümmetin ne diye soruyla ümmetin keçirişini ümmetin ahiretini soruyla diye Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetlerine kullardan üçler cennetki kırk geçişlikle, cennetki olup yetişlikle izin verildi. Uzun hadisi vazifesinde. Şefaat hakkında inşallah muhterem ustazlarımız kesin bir yere getirdiler, hadisiyle etmezler. Peki bu ümmet, ne var üçün sevişliğimiz ne var izlet mahcup? Ne var üçün bu zatın sevişliğimiz gerek? Şimdi sevişliğimiz gerek ki azizler, biz özümüzden en kolay bir kolay yaşlı oluştu. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam لَيُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ Sizlerin imanınız tam bir mükemmel olmayan hatta ki ben sizlerce otağınızdan en kolay şerimden şeker tazelerinizden kolay ham bahçe adamlardan kolay toprağ mahmurah sürdüğünü okumaz ekenden imanınız mükemmel olmayan dediler. Bana şuna derecede sevmiş gerek. Şuna da sevmiş mümkün mü? Otağlarına ne kadar? Harzanlarına ne kadar? Sevmiş mümkün mü azizler? Hangi evinde kılıç mümkün mü? Peki sahabalar şöyle sevdiler. Uçlu, azal oldu. Sahabalar pek yaptılar. Bir ayak sahabiyenin yeri oldu. Otası oldu. Akesi bazenleri oldu. Uçlu. Hamdur çıkıp soruyor, o senin gibi soruyor. Ne oldu? Bayağı çıktı, bu da sikilletti. Ne oldu? Dedim sonra geldim. O tek alemden attı geldi. Vay vay deyme. Ay onun bir ilgisi vardı. Ay. O tek öldü. Deyken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Uzat yaşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir de sikilletti. Eğil mi oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Hangi ve ışık musibetine etkilerine bitti bile cevap. Kabul kılıyordu ki itibaren yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine mi oldu diye. Çünkü haber geliyor ki bu uzatın yaradan bu oldu diye bazıları yıkarıp gitti, bazıları taşlar gitti diye yaklardan da geldi. Ahir Resulümüz aleyhisselatü vesselam tıkır gelirdi ki yıkarıp var. Allah'a hamdan ettim. Şimdi siz tıkır gelirden ki başka musibetlerle geçtirseniz. Şimdi başka musibetle geçtirseniz. Bana kendisi bir şey. Bunun için bunçalık derecede seviştiğimizde Hazreti Kuvvet'teki Hristiyan dediğimiz. Kıyamette ata o da hakem hükümet var. Hemen birbirinden kaçıp alakası. Hemen birbirinden kaçıp alakası. Bana şu ayette. Hangi uzun ve nefsiydi ve nefsiydi türken bu kallede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmeti üçün secde kıldırıyorlar doğal. Yani şunun için ham, biz uzaklık, silmişlik diye acımıyoruz aslında, ümmet olarak. Hiç bir anlamamız aleyhissalatü vesselam'ı sormaya mısınız? Hiç bir anlamda sormak kendilerini. Bazen bu tükürken altımız esimiz kehimede kursumuzu yavaşken arasınlar. Ne çıkıp o gitken bu sefer, otan esleğinde bir ihtiyar gözüye hoş geldik. Anamızın esleğinde bir ihtiyar gözümüzü hoş geldik. Bazen gözümüzü istedik, bu hatıralarını
Peki mesela şu soru olsun, eğer bir ana başka bir adam da gel bir durum. Hiç nasıl olur, nasıl olur aslında bir son yıllarınızı. Eğer o şimdi yıkılmayan da çekiz, ben bu kendine aydınlar, ama ona şu ayı geçer, kelimenin tur aslında zaten onun gelmeye aydınlar ki, bunu işlerinde kilim sağlığı gelmeye aydınlar. Siz biz bu sonu sağlık yerlerine gelmeksek de uzak sizden bizim bizden yerine gelmeksek. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'dan braderlerinin sağlığını dediler. Bizi bir yaş var dediler. Braderlerinin sağlığını dediler. Hatta bana da Türkiye sahabeyi kiramla bazıları söylediler ki ya Resulullah Vesselam Aleyhi Vesselam bizi nasıl bir braderlerimiz dedilerdi. Sizler bana sahabalar sizlerdir. Braderler bilmez ki, braderlerim benimden kiyin, beni kurmasına beni ilmek yapıyorlar. Siz de sağlık derdinizler, sağlık gözler bir hoş kaldılar. Peki biz braderlerden sağlık veririz. O çelik içinde oturup esleğimizdeki yalnız bu illerden var. Şu hükümlerde keşfetim tahaccüd okup, özümüzü yaş alıp, biz her bir kademimiz, bu zamanımızda hatıra bulup gelişti. Biz vatanımızda yakışık yazılarında geçtiğinde hatıra kılıp yuvaramız. Hatta şerif tamamlarını koy geldi hatıra kılamız. Anamızda bir hatıra kılamız. Birbirimizi korken de, ya ki bir nasılmış suratını korkma geldi. Ya ki fazla telefonda yazma görmesi bir yazılınken, taşıyıp korken de hatıra kılamız. Eski gelip. Ama biz hükümde her kademimizde biz altı İslam kütüphaneye sünnetlerine yorulmamız lazımlar. Her kademimizde biz de İslam kütüphaneye. Oranımızın türüp tuha keçkolu hukuki yorulmamızda her kademimizde zirek koz bilen, diğeren akıllarını görsek, kademimizde biz altı sünnetlerine biz de İslam kütüphaneye. Namazdan başlar. Şundayken biz hafta biz altı sağlamış edilmemiz gerek yazdık. Sağlamış işte kendi nefretten ki belki bana şu sorun işlemimiz mi? Hayat gel, tedbir bu işlemimiz lazım oldu. Allah Hak Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade bizlerle günahlarımızı mahkum etsin. Ali Babu Hurada Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anh ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anh ruhayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhayet ettiler ki bu zaman Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam ve İsa aleyhisselam ümmetlere hakkı getirirken dua gibi ayeti okudular. Bunlar ümmetlere hakkı da dua kılıyor. Hala şundan kimin kızları kollarını asmakı kurtardılar da Allahümme ümmeti Allahümme ümmeti dediler ve yabbeke ve yabbeke. Yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ümmetlerini kırken dualara kirken ayetini okur. Kullarını duayı açıp ümmetlerini isterdiler de Allahümme ümmetlerini ümmetlerini yabbeke. Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı yıkara ya Cibril idham ile Muhammed. Ey Cebrail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam'a adı kebap. Ve Rabbu ka'ala, Rabbiniz bilip durdu. Rabbin bilip durken olsa da, biz bundan sonra gelip uzaktan ki, men yukike, münesini ilerledi. Allah bizi bilip durdu, çünkü mağrına da başka faaliyet yok. Peki şimdi olsa da, bilip durken olsa da, yuvar yaptılar. Daha sonra gelip, nereye ilerledi uzaktan? Cebrail aleyhisselam kelim Peygamberimiz aleyhisselam tasarlarından ona şunu sorardır. Allah'ın yukarı geldiğinde bir bilgen bolsa da neme yukarı geldiğinde sorardır. Ve ahbarahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberimiz aleyhisselam tasarlarından uzakken ümmetlerine hayır olsa da yukarı geldiğinde. Bu geldi Cebrail aleyhisselam Allah'ın kendisinde Allah Azze ve Celle işte bir bilgen bolsa da bu hayatta o kendine kilim etti ki قال الله الله عبده يا جبريل يا جبريل عليه الصلاة إذهب إلى محمد
var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı hareket var. O zaman gel, diyor ki, gel anasınlar. Biz sizinle bazılarımız. Ve sizinle yaman bir kılınmamız. Bu arada ki, inne sen nurfeyke fi ummeti. Sizin ummetiniz, hakkında kalı yakın doğayı istiyor. Sizinle azbette biz bazılarımız. Ve le mesuk ve sizinle biz yaman bir kılınmamız. Ayet dediler. Dedi Allah. Cebrail Aleyhisselam'ın şu kefle ettiler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şu konularını açıp yerlediler. Ona şu yerlerini, ona şu duaları tüvendi. Allah Hakk'a zaman cebrail Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diye Cebrail Aleyhisselatü duvarı yani haberini bir dışarıdır. Ümmetinizin emri yetkenlik üçü sizin hazırlarınızı yaptılar. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk ahirki ümmeti cennetki kirkin çöpü tutturlar. Şimdi eğer kendi kırıkız bu zatı sevmezseniz gerekir. Kendi kırıkız zatı muhabbet kılmasınız gerekir. Şimdi sevgimizde, muhabbetimizde izhâre Allah Resulü Kur'an'da da geldi. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللّٰهُ. Aslında Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiş. Bu zat ki ergeşiş artarik biz Allah'ın muhabbetimiz değiliz de bu zat önemli ki Allah'ın muhabbeti. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın yetisi geldiğinde hangimiz bir mekanı görmemiz? Mübarek yetisi bir çünkü muhabbet ödülüyette insan demek ki artarik Allah'ın ziyade muhabbet ödülüyor. Şimdi Allah Hakk'a sana cümle ettim ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerimizde ettim ki, eğer ulan Kur'an geçimde de baktım. Kutum tuhibbun Allah. Eğer sizler Allah'ın yakışık olsalarınız, nasıl olur ki bir geçimde? Şimdi Allah'a sizlerle yakışık olarak dedi, eğitim dedi. Demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir geçimliğimiz var tabi. Allah'ın bugün muhabbetimizi ispatlamamız gerekiyor. Sahabe-i kiramlar bana şu muhabbette, şu salavatı tuttular. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam böylece haletlerde sahabelerde has kurgettiler, muhabbet kılıçlarını alim edildiler. Hatta Hazreti Umar radıyallahu anh'ın kurduğu günü yollarda üçer durup sonra yine gelirler ki yaklaşık günlerde Hazreti Umar ekleder. Ya Resulullah Aleyhi ve Sellem ben sizin hemen aslında kuruya yakışıklarımdan, hemen aslında yakışıklarımdan uzundan geliyorum dedim. Ama özünün nefsini kutrat edin. İnsan özünün yaşkırışını bitirmek. Öz nefsini, özünün yaşkırışını bitirmek. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teklif ettiler. Böyle bir nefsim dedi ki, benim canım kurudu, onun yazmadığı kesem için ayırtılar ki, sen benim özünün nefsinden hem yukarıda yakışma artırma gibi için mükemmelde bir yedim. Zaten en sizin uzunlara yaşayacak. Resulümüz Aleyhisselam'a iki doğru ayırlar. Bu Hazreti Umar ve Allah'a kulli kulli talim bizde anlıyor. Biz hep hem ve nefsine uzakta sevmiştir, kurgenmiştir. Hem ve nefsine uzunluğundan hep. Çünkü insan uzunluğu yaşayacaktır. Ne için? Uzunluğu kuralı zarar yapmazlar. Cefa çekmeyelim yaşıklarımız, minivan kalsın davar atarız, mühendeceklerimiz, aç kalsın kalkaklarımız, özümüzde yaşıklarımız. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın özümüzden de ziyade yaşıklar işittiğimiz, bana ifade ettiğinde kendi hiç nefsi kral eden bir halimizi uzakız kevardan devam eder. O şimdi nefsi bir kalkenler uzakız kevardan devam eder. Çünkü üçün hem, biz hem de nefsimiz göre, bu kral uzakını sevişmemiz gerekiyor. Sevişlik uzatını tanıştıklar. Uzatını sünnetlere gel, kolumuzdan kirken için anlatmıştır. Sahabeler, tabi'iler, kuru uzatlar bana şunları yaşıyor derler. Kuru yaşıyor bu işi değilmez. Belki uzat için özlerine hayatlarından şart, ama şu bir tarzda bitişim.
Muhabbet hemen asadan ziyade olursa, değil mi bu?
hali boshliq ko'pchilik tushunmaganlar. Mohiyatini yetmaganlar bu qanaqa yerda bo'ldi bu xabar. Ota-onadan ham ko'ra, shahardan shahar farzandlardan ham ko'ra, barcha insonlardan ham ko'ra muhabbat, qanday bu muhabbat? Ota-onaga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi? Farzandlarga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi? Vatanga bo'lgan muhabbat nima bo'ladi? Har bir shu muhabbat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınlığının muhabbet arkasında kelip çıkardı. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbet gören kişi uzakta etkilerini kredilen bir şekilde muhabbetin sıvaltı için. Demek uzakta muhabbet gören elbette ata anına razı eder. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ata anına rıza kılıçdaki bu tarihlerdir. Allah'ın rızalığıyla ata anına rızalığıyla demek tabi ki Allah'ın Resulü'nün muhabbet edilen kimse elbette o tavanesi diye muhabbetle muhabbet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sinir duyan kişi hem de kadar başka yere bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sinir duyan kişiye azal demiş mi? Hem de kadar. Eğer ki kişinin kalbimizde sinir alsak, öbürümüzü yer şey yaratıkan olamaz. Çünkü size ağzınızda duyan biraderiniz sizden göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kubrah simbolcu borçlaşım oldu. Bana şunu borç gelip, eğer kancelik derecelerimiz kubrah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın minnet ve simbolcu bir kırmızıya karar namına kılsak, şu derecede dursak, ben de kılıp, birbirini hata karışıp, hakkıya tecavüz karışıp. Ben de kılıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgiye kadar bu oraya karışıp. Kandil kılıp bir vefalik karışmıyor mu? Kandil kılıp zina, kandil cinayet karışmıyor mu? Koyun ki azizler, bana şu muhabbet koyan her meyve maçlarına kaydeder. Kaçak düştüğü derecede sivri olmasın. Ramazan Muhdi, Rahmetullah Aleyhi etken gelmiyor. Eğer adışmasın, üstüne gelmiyor. Rabbim çıkılıştıktan aldık, gözünüzde ümidinde, göz aldığınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl getirdi? Ya Yusuf Arzal ya Ramazan Muhdi'yi ilerlemek üzere. Tabi oraya dönüldü. Gözünüzde ümidinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göz aldığınızda kendini kılıçtı kılıçtı aldı. Şu işini kılsam, eğer hazır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kursana razı bulabilir mi? Kim razı bulabilir mi? Kursan bulabilir mi? Rancı bulabilir mi? Bana şöyle cevap topgenden kim ki ne boş işle kaçırılırsa biz boş muhabbetimizi görüyoruz. Ben bir böyle köyün yakın olan kimselerce küçük bir adayla oturup şu salatı bir kurdum. Eğer hazır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayat olup aldığınızı çıkıp sizler şöyle konuşamayın ki hazırlar özün gizlilik uzatmaya görüşüp, yerler şirkin, layıklı bir resimiz de geldi. Hemen sonra görüşüyordu. Şu salatı ayıp özümüzü yaradık. Layıklı bir tıbbal yaradık. Yaramız da size. Mesela bu kırmızı hazır çıkıp basalar, önümüzde gelseler, büyüğümüzde gelseler, bu hayal neydi? Ne ki kısa vuran dedim, şimdiki basar, kuruşa artık yaklaşmamazsınız mı? Biz üçün geceleri girregen, bu dünyada hem ümmetin de girregen zatıya yaraşan ümmet benden sizin adınızda turşilikte hakim öyle beytalarınız mı? Eğer şimdi diyan etken bu şey hem üstünüzde kop işlerseniz kendiniz. Demek biz gene gene kalbimizde musaffa kılışkı hale getirmemiz. Allah Hakk'a Azze ve Celle hemenizle Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetimizi ziyade etsin. Allah Azze ve Celle bu keyingi bulanan sohbetlerimizle devam etsin. İnşallah ben o zaman keyingiyle katlaşıp başka sohbetlerden sami konuştuk ki hareket edemiz. Fahlerdim ki hemeniz günümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yine erkenlik istesin. Aile devresi vardır. Valilerin kolaylıklarını yaptı. Dediklerin sıkıntılarını bugün ister. Uzatma hayatlarını ister. Sünnetlerine, unutulup gidiyorken sünnetlerine gene hayat yatırıp kılıçken hareket etmesi. İnşallah bu Rabi'ul Avval ayını Cülahan Feyzi'ye gökyüzüye bularız. Allah Azze ve Celle hamdolarımızı, Mehmet Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini
ilgili dersler, silah dersler, Allah'a barakat yapılsın. Bir gün ki sohbet kurmak için buradan oturan ustazlarımızı, Allah Ta'ala dillerinden, sözlerinden, yine de mutlaka kılıp sizlerle bizlerle mutasır kılsın. Biz bilmeye, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkılardaki en şalik haberlerine, tarihlerine, yine de bizler tarihimizin ziyaret olmuş bir kez daha çoğusun. Bu tedbirli mutkeşlikke, hemen basit mutlulukke, oturan imam damlarımızda, naiplere, bir deyir, barış ustazlar, onlara şu silah derslerini o da belki bir kişiye hareket ettikken her bazılarımızda kalıplardaki en güzgün niyetlerini doyup geçmezsin. O hamlarımızın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine umarım kılsın. Muhterem Mustafa Sıfkı'nın kurması ve Muhammed Yusuf Hazretleri'nin Allah'a rahmet etsin. Güzel bir şunluklar, tedbirlerini baş başa kesen o çukurlarla uzaklı yazılı kitaplara, istiklerinin mirasları, da bu kışta her zaman olsun. Arkasında koyatın şahitlere, Muhterem Üstad'a, bana şu akımlarla devam etkisi halkımızın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün muhabbetini ziyaret karşılık kesen olacağımız. Allah'ın aksın akımatını fiyat edin. Ve cennetini fiyat edin. Ve sallallahu ta'ala ala kurfuhi Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in.